Dostlar burada mıydınız? Burada olduğunuzu fark etmemişim. Gördüğünüz gibi benim malikanedeyiz şu anda. Yeni satın aldım burayı aşağı yukarı 3 milyon dolara. Çok pahalı ama yani. Çok para verdim. Ama daha çok param var, sıkıntı yok. Hava atmayı sevmiyorum, her neyse. Bugün ne yapacağız? Kardiyo yapacağız sizlerle birlikte. İbofesör'ün kardiyo programını göreceksiniz. Aslında birçok kardiyo modelim var. Buradan muhallebi çocuğu kardiyosu yapmayacağız. Yani burada size yürüyüş göstermeyeceğim. Veya işte plank durum falan demeyeceğim. Patlayıcılık antrenmanı yapacağız. Söylediğim gibi çok fazla antrenman modelim var. Kardiyo antrenman modelim var. Bazı antrenmanlarda vertikal ve horizontal atlayışlar, sıçrayışlar, patlayıcılıklar çalışıyorum. Bazılarında speed drill'leri çalışıyorum. Yani hız için çalışıyorum. Bazılarında kondisyon çalışıyorum. Yani birçok çeşit antrenman programım var. Bazılarında üst vücut odaklı, bazılarında bacak odaklı, bazılarında core odaklı çalışıyorum. Bu antrenmanda vertikal ve horizontal patlayıcılıklar çalışacağız. Sıçrayışlar çalışacağız. Dikey ve yatay sıçrayışlar çalışacağız. İlk önce biraz ısınacağım. Bir iki tur koşacağım. Ondan sonra birkaç drill var, footwork var. Onları yapacağım. Tam ısındıktan sonra zaten antrenmanı çekmeye başlayacağım sizlere. İsterseniz daha fazla uzatmayalım. Mekana gelmişken size de güzel bir video çıkaralım. Bu antrenmanın programını zaten açıklamalara bırakacağım. Antrenmanı yaparken zaten neyi kaç tekrar yapıyorum, kaç set yapıyorum hepiniz göreceksiniz. İsterseniz daha fazla uzatmayalım. Antrenmana başlayalım. Isınmalara başlayalım. Dostlar ısınmalar bitmiştir. İsterseniz antrenmana geçelim. İlk egzersizle başlıyoruz. Mükemmel bir egzersiz patlayıcılık için. Bir ayağım elevated, 90 derece, 90 dereceden fazla inmeyin. Patlıyorsunuz ve kontrollü iniyorsunuz, dengede duruyorsunuz. Sallanmanızı istemiyorum. Kontrol hep sizde olacak. Patlıyorsunuz, kontrollü iniyorsunuz. Kontrol sizde, 90 derece. Öbür bacağı da yapıyorsunuz aynı şekilde. Dostlar tekrardan dikey patlayıcılık için mükemmel bir egzersiz göstereceğim sizlere. Olay şu, inebildiğiniz kadar derin bir squat'a iniyorsunuz ve hiç duraklama yapmadan, hareketin motion'da hiç duraklama yapmadan bum diye patlıyorsunuz. Ne demek istediğimi yaparken daha iyi anlayacaksınız. İndim squat'a, buradayım, ellerimi kullanmadan bum. Tekrar gösteriyorum. Buradayım, hiçbir kuvvet uygulamıyorum, bir iki saniye bekliyorum. Bum. Şimdi şu yanlışı herkes yapacak. İlk gösterdiğim herkes bu yanlışı yapıyor. Squat'a iniyor arkadaş. Atla diyorum, zıpla diyorum, şunu yapıyor. Bu hareket paternini ikiye katladın. Egzersizi tamamen bozdun.
biraz önceki gösterdiğimle şu an yaptığının hiçbir alakası yok. Yani alakası var ama istediğim şeyi sağlamayacak sana. Patlayıcılığı sağlamayacak. İstediğim açıda patlayıcılığı sağlamayacak. O yüzden söylediğim şekilde yapıyorsun. İniyorsun. Bir saniye bekliyorsun. Kendini kaldırıp buradan zıplamıyorsun. Direkt yerden bu şekilde zıplıyorsun. Burası çok yüksek değil. Ama bulabildiğim en iyi açı burasıydı. Eğer daha yükseğe zıplayabiliyorsanız daha yükseği de seçebilirsiniz. Bu egzersiz de dikey patlayıcılık için mükemmel. Dostlar, şimdi size son egzersiz, en sevdiğim egzersizi göstereceğim. Patlayıcılık için mükemmel bir egzersiz göstereceğim. Bunu yeni başlayan seviyedeyseniz yapamazsınız. Ama orta seviyelerdeyseniz denemenizde yarar var. Kesinlikle mükemmel bir egzersiz patlayıcılık için. Egzersiz iki aşamadan oluşuyor. Gösterin, direkt anlayacaksınız zaten. Dizlerinizin üstüne çöküyorsunuz. Ayağınızın altına bir şey, dizinizin altına bir şey koyabilirsiniz. Bu şekilde duruyorsunuz. Ellerinizi kullanarak. Burada bacağınızdan çok az destek alıyorsunuz. Ama bütün olay ellerinizde. Zaten patlayıcılık olayında dikey veya yatay fark etmez. Kollarınız size neredeyse bacaklarınızdan daha fazla destek sağlayacak. Kollarınızı iyi bir şekilde aktive edebiliyorsanız zıplayışınızın 3'te 1'i, 3'te 2'si daha fazla zıplayabilirsiniz. Kollarınız ne kadar aktif olursa burada o kadar rahat ayağınızın üstüne gelirsiniz. Ondan sonra da hareketin ikinci bölümünde squat'tayken de zıplıyoruz ve dizimizi yukarıya çekiyoruz. Bu bölümde de sıçrayış bölümünde kalçayı, quad'ları aktif ediyoruz. Zıpladıktan sonra çekiyoruz bacakları, karnımızı aktif ediyoruz, hip fleksörleri aktif ediyoruz. Yani patlayıcılık için ne gerekiyorsa bütün kasları çalıştırıyor bu egzersiz. Bir iki tekrar daha göstereyim sizlere. Buradayım, ellerimi kullanıyorum. Çektim. 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 Mükemmel bir egzersiz. Bu da 5. egzersizimizdi. Ve dostlar, antrenmanımız bitmiştir. Söylediğim gibi bu antrenman modellerinden sadece bir tanesi yatay ve dikey zıplayış için mükemmel patlayıcılık sağlayacak sizlere. Modelden bir tanesi bu. Diğer antrenman modellerini de göstereceğim. Aslında pandemiden önce her hafta geliyordum buraya. Bu kardiyoları, bu modelleri uyguluyordum ama pandemiden dolayı neredeyse bir seneye yakın oldu. Gelip burada eskisi gibi kardiyo yapamıyorum. O yüzden performansım biraz daha düşmüş durumda. Yavaş yavaş zaten birkaç hafta içerisinde performansımın arttığını siz de fark edeceksiniz. Söylediğim gibi bu modellerden bir tanesi. Diğer modelleri de görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.